Anadolu'daki camilerdeki bu imza çok küçük tutulmuş. Ustalar çok mütevazı bulunmuşlar. Burada ise yapan ve yaptıranı yazmak için ikisi de var burada. Yaptıran kim, yapan kim? Onun için de yukarıya almış. Ağacını tam tanıyamadım. Abonoza benziyor değil. Meşe gibi görünüyor değil. Demek ki ceviz olma ihtimali var ama fazla da üzerinde bir cilalama işleme yapılmadığı için uzun senelerdir duran bu mihrap ki tahmin ediyorum bir 400 senesi falan var bu mihrabın. Çünkü ondan önceki tarihlerde yanmalar, yıkılmalar, Osmanlı'dan önceki dönemde bu cami birkaç defa yangın geçirmiştir harpler dolayısıyla. Harbe gelene evvela ibadethaneyi yakmış. Ya ibadethane ne kusuru var kardeşim ya? Sana ne zararı var ki ibadethaneyi yakıyorsun? Karşıda düşmanınla savaş. Öldü mü? Ölüsüyle uğraşma artık. Maalesef bazı milletler ölüsüyle de uğraşıyorlar. Şimdi bu yüzü, böyle bir döneyim müsaade ederseniz. Bu yüzü çok güzel ahşap oyma sanatı örneklerinden böyle bol bol kullanılmış. Bir de fil dişi bu mihrapta. Buna tabii gelince de bu fil dişiymiş falan diye binlerce insan her seferinde el sürerse bu eserler bugüne kadar kalmazdı. Lütfen siz de sürmeyin el. Ben de sürmüyorum bunları anlatırken. Uzaktan şunlar hepsi fil dişi kakbaçılık sanatıyla yani onu oraya bir oyağa yerleştirmek, yapıştırmakla yapılmış. Bugüne kadar da gelmiş. Şu alan kündekari tekniğiyle yani birbirine geçme teknikle yapılmış. Osmanlı camilerinde Selçuklu'dan beri bu kakma sanatı ve kündekari sanatı sedefte olsun, fil dişinde olsun ve cevizde olsun çok güzel kullanılmıştır. Tahmin ediyorum burada da bir 500'e yakın parça var. Birbirine geçmiş. O günden bugüne de bir eksikliği yok. Şuradan devam ediyor. Üstelik de hoca efendilerin mihraba geçmek için kullandıkları yeri böyle bir şeyle kapatmışlar korkulukla. Bu aslında orijinalinde yok bu korkuluk. Şuradaki duvar da yine bu motiflerin aynen devamıdır. Birebir aynı asırda, aynı dönemde yapılmış ama şu yüzdekiyle bu yüzdeki daha sonradan herhalde bir yıprandı, rutubet aldı duvardan. Öylece yenisi artık yeni makinalarla yapılan bütün payelerin diplerindeki olan şeylerde, ahşaptan olan süslemelerde hepsi yeni yapılmıştır. Efendim bu ana mihrap, caminin ana mihrabı. Yani cuma namazı kılarken Şafii'si de, Hanefi'si de, Malik'si de, Hanbeli'si de beraber kılıyor. Ama cuma namazı bittikten sonra Hanefilerin kılışı ile Şafilerin kılışı farklı olduğu için farklı mihraplar ondan konmuş. Çünkü Şafilerin imamla daha devam eden namazları oluyor. Araya düşen Hanefi ne yapar? İşte düşen Hanefi şaşırmasın diye öbür tarafa Hanefiler mihrabı konmuş. Mihrap gayet sade. Üzerinde taşa oyma, çok güzel bir ayet-i kerime var. Besmele-i Şerif'te zaten o günün yazısıyla ve bu bölgenin yazı stiliyle yazılmış. Şimdi buradan Zekeriya Aleyhisselam'ın türbesinin çinilerini sizlere anlatacağım. Onun için bir yerimi değiştireyim efendim. Zekeriya Aleyhisselam kabrinin bulunduğu pencerenin iki yanında birer tane sütun var. Ve o sütunların yanında da böyle çini panolar var. Bu çiniler Osmanlı motifleri pek görünmüyor burada ama 16. yüzyıl çinileri gibi bendeniz görüyorum. Yani nereden baksak 500 yılını doldurmuş çinilerdir. Bugüne kadar güzel muhafaza edilmiş. Muhafaza edenlere, dikkat edenlere de teşekkür ediyoruz. Şimdi Şafiler tarafında bir mihrap daha var. O mihrabı da göstereceğiz. Ancak minberi niye söylemedin diye ikinci bir minber vardı burada. O ikinci minber Selahaddin Eyyubi Hazretlerinin Huddin Muharebesini kazandığında 1187'de buradan söktürüp Kudüs'e monte ettirdiğini biliyoruz. Kudüs'e Beytül Makdis'in oraya monte ettirdiğini kitaplar yazıyor. Niye? Oraya lazım oldu efendim. 1187 orası alınıp da İslam ülkesi olunca oradaki yere bu minber
götürülmüş. Bu da Halep'in oraya nacizane bir hediyesi olmuştur efendim. Halep'in ve Haleplilerin. Dolayısıyla bir tek minber var burada şimdi. İkinci minberin yeri neresiydi? Nasıl bir minberdi? Bendeniz onu bilmiyorum. Gittiği yerde de hali hazırda duruyor mu? Durduğunu da zannederim. Şimdi buradan Şafilerin mihrabını da göstereyim ki Şafiler demese bizim mihrabımızı niye göstermediniz? Ondan sonra da programımızı orada noktalayacağız. Şimdi Şafi mihrabının bulunduğu sol bölüme geldik. Kıbleye doğru dönüldüğünde burada yine aynı Hanefi mihrabında olduğu gibi aynı düzende yapılmış. Üzerinde çok güzel bir küfi yazı var ama ben tabii o küfi yazıyı okuyacak tecrübede ve bilgide değilim. Yalnız burada Osmanlı hat sanatının güzel bir örneğini görüyorum. Kıymetli bir, yani ayet-i kerimelerimizden birisi, hepsi kıymetli mutlaka, birbirinden fark ettirmek, farklı düşünmek bile olmaz. Estağfirullah. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ فَاَسْحَابُ بِنِعْمَةِ اِخْوَانَا gibi okudum. İnşallah Teala yanlışlığı olmamıştır. Böylece Hanefiler, Şafiler ayrı ayrı cemaat oldukları da, çünkü burası yol üstü bir şehir. Misafiri çok bir şehir. Halep'in bu kadar büyümesi, bu kadar gelişmesinin bir sebebi de bu kadar Müslümana ev sahipliği, insanlara ev sahipliği yapması, misafirperverlik göstermesinden dolayıdır. Bunun bir örneğini de biz inşallah Halep Mevlevi Hanesi'nde sizlere bol bol göstereceğiz. Bu caminin bir de hanımların namaz kıldıkları bölümü var. O bölümü de göstermek isterdim ama tabii orada hanımların rahatsız edilmesi, çoğu da dışarıdan gelmiş insanlar, buraları ziyarete gelmiş, namazlarını orada kılıyorlar. Onlar orada rahatsız etmeyi de biz istemedik. Hanım dinleyicilerimiz zaten geldiklerinde orayı arasınlar, bulsunlar. Hem rahat rahat ibadetlerini yaparlar, hem de bizim size gösteremediğimiz, göremediğimiz yerlerde görmüş olurlar. Efendim, Halep'teki Zekeriya Aleyhisselam Camii ile ilgili anlatımlarımızı burada artık noktalıyoruz. Ama Halep çekimlerimiz bitmedi. Halep'te daha altından da kıymetli birçok tarihi eser var. Onları da biz sizlere anlatacağız. Artık gelip burada Halep'te bir hafta mı kalırsınız? 15 gün mü kalırsınız? O da sizin iş ve ekonomik durumunuza bağlıdır. Ben bir günlük Halep'e geldim, biraz da işte çay may alayım da öyle gideyim derseniz bunların hepsini tabii ki göremezsiniz. Peki biz niye bunları yapıyoruz, anlatıyoruz size? Vakti olanlar biraz daha Halep'in detayına ilerlerse çok güzellikler yakalayacaklar. Bize nasip oluyor, inşallah sizlere de nasip olur. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.